7-8 sene önce çıktığımız bu yolculukta köklerinden beslenen göç hikayesi bizim yola çıkış hikayemiz aslında. İçinde benim geçmişim de çocukluğumu barındırdığı için doğal olarak Yörük köklerine iniyor. Benim ailem Yörük. Onlarla birlikte göç etmedim ama onların yaşadığı hayatın yansımasını biz evde yaşadık. Ve onların hikayelerini sahada gezerek dinledim ve dokunarak öğrendim. O yüzden dünyanın birçok yerinde bir deneyime sahip olduktan sonra artık en iyi ifade edebileceğim şeyin kendi köklerimi sentezlemek ve bunu bir metropolde ifade etmek olduğunu gördüm. Birçok kurumsal marka ile trendler üzerine araştırmalar yapıyoruz ve bu araştırmaları deneyime dönüştürmek için de farklı projelerde birlikte çalışıyoruz. Yerel dönüş ve köklere dönüş aslında önümüzdeki günlerde, önümüzdeki senelerde çok fazla daha fazla duyacağımız terimlerden biri. Temeli ateş üzerine kurulu ve bunu gittiğim her mutfakta da Alança'dan bu yana bizden el almış birçok insan da bunu kendi mutfağında kullanıyor. Ateşin ben bizim yeme içme kodlarımıza işlendiğini düşünüyorum ilk günden beri. Ve bu ateşte pişen soğandan havuca kadar, bırakalım diğer malzemeleri, en basit kullandığımız malzemelere kadar ateşte bambaşka bir boyut kazanıyor. O yüzden ateş temelini oluştururken üzerine teknolojiyle zenginleştirdiğimiz teknikleri kullanıyoruz. Bu bazen freeze dry oluyor, bazen çok basit bir doğru derecede bir kızartma işlemiyle bunları birleştirdiğimiz bir sentez diyebiliriz. Menüdeki birçok yemek bundan oluşuyor. Bazıları benim çocukluğumdan gelen, bazıları 35-36 yaşına kadar oluşturduğum deneyimlerin içinde an ve an yaşadıklarımız küçük deneyimler diyebiliriz. Birçok kaybolacak yemeği de aslında restoranın içinde ve gittiğimiz özel etkinliklerde hayata tekrar getirip ve bunları restoranda servis ederek tekrar popülarite kazanmasını hedefliyoruz, sağlıyoruz aslında. Alışveri kapama bunlardan biri. Son 5 senede keşfedip menüye eklediğimiz ve birçok yerinde içine giren Denizli Kale biberi örneği gibi ve en başına dönersek batırık ve haşlanmış fıstık gibi benim de kendi anılarımdan buraya eklediğim yemekler. Pandemide başlattığımız aile üyesi sistemi yaklaşık 500-600 kişilik bir Alaf aile üyesi var. Bunların member kartları, üyelik kartları var ve pandemide bize destek verdikleri için süresizce bizden %10-15 indirimliler. Başta yerel misafirleri kendi kökleriyle tekrar hafızalarında fotoğrafları bizim masamızda tekrar göz önüne getirmesi için bir bağ ifade etmeye çalıştık. Ve ardından gastronomi turistlerini, gastronomi misafirlerini Alaf'ta Anadolu'yu deneyimlemeleri için bir ortam hazırladık. Olan Anadolu tadım menüsü onları Anadolu'da kısa bir tur attırıyor ve tekrar Alaf'ta gecenin sonu bitmiş oluyor. Adım adım geldik. Çok büyük yatırımcılarla çıkmadık yola. O yüzden başlangıçtan bugüne her şeyi tamamlayarak ilerliyoruz. Dediğim gibi başta yerelle bağımızı kuvvetlendirip ardından dünya gastronomi sahnesine çıkmak için bir planlama yaptık. Şimdi bu süreç yeni başlıyor. Önümüzdeki günlerde ve senelerde yeni oluşturacağımız deneyim alanlarıyla da bunu çok daha güçlü hale getirip çok daha iz bırakacak bir serüven için yoldayız diyelim. Ateş bizim Anadolu'nun ve birçok toplumun temel pişirme yöntemi ve her şeyi bunun üzerine inşa etmiş. İşte geleneksel teknikleri kullanırken temeline ateşi koyup üzerine bölgesel coğrafi faktörlerin getirdiği pişirme ve saklama yöntemlerini ekleyip en son üzerine bizim dünyadan ve teknolojiden öğrendiğimiz yeni pişirme ve saklama yöntemlerinden birer deneyim ekleyip bunu bütünsel bir yemek haline veya bir gecenin akışı haline getiriyoruz. İmza attığımız birkaç şey var. Bir iki tanesi yurt dışında, bir tanesi burada. Ve tamamen kendi öz üretimini tüketen bir sistem üzerine tasarladığımız bir mekan. Kendi elektriğinden, kendi suyunu elektriğiyle çıkarttığı detaya kadar, kendi atıklarını midye kabuğunu tabağa dönüştürdüğü bir üretim sistemini tasarlıyoruz. Bunun hayata geçmesi 2 seneyi bulacak. İşte başta söylediğim gibi adım adım bu global dünyada yani globaldeki gastronomi sahnesine hazırlandığımız noktalar bunlar. Küçük böyle bir bahsetmiş olalım.